Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir orta seviye gramer konusunda birlikteyiz. Unit 118. Like and as if. We use like or as if to say how somebody, something looks, sounds or feels. Biz like ve as if ifadelerini bir şeyin ve bir kişinin nasıl göründüğünü ifade etmek için kullanırız. Like ve as if gibi demektir arkadaşlar. That house looks like it is going to fall down. Bu ev düşecekmiş gibi, yıkılacakmış gibi duruyor. Yani burada like gibi ifadesi katıyor. That house looks as if it is going to fall down. Burada ikisi de aynı anlamda kullanılıyor. Bu ev yıkılacakmış gibi duruyor. Amy sounded like she had a cold, didn't she? Amy soğuk algınlığı yaşamış gibi duruyor. Öyle değil mi? Amy sounded as if she had a cold, didn't she? Aynı anlama gelmektedir. I have just had a whole day, but I feel very tired. Henüz bir tatil yaptım ve çok yorgun hissediyorum. I don't feel like I have had a whole day. Bir tatil yapmış gibi hissetmiyorum. I don't feel as if I have had a whole day. Bir tatil yapmış gibi hissetmiyorum. Aynı anlama geliyor. You can also use as though in these examples. I don't feel as though I have had a whole day. Bu örneklerde olduğu gibi as if, like gibi as though'yu da kullanabiliriz arkadaşlar. Burada aynı şekilde tatil yapmış gibi hissetmiyorum. You look tired. Yorgun görünüyorsun. Şimdi bunları karşılaştıralım bakalım. Yorgun görünüyorsun. You look like you haven't slept. Uyumamış gibi görünüyorsun. You look as if you haven't slept. Uyumamış gibi görünüyorsun. It looks like or it looks as if ifadesini nasıl kullanıldığını göreceğiz. Yani bunu bu şekilde de kullanırız. It looks like şeklinde veya it looks as if şeklinde de kullanabiliriz. Veya it sounds like ya da it sounds as if şeklinde kullanabiliriz. Yan tarafta resimde görünen bir örneğe bakabiliriz. It sounds like they are having a party next door. Onlar yan binada, yan odada parti yapıyormuş gibi ses geliyor. Sarah is very late. Sarah çok geç kaldı. It looks like she isn't coming. Gelmiyor gibi görünüyor. Or it looks as if she isn't coming. Gene aynı anlama geliyor. It looked like it was going to rain, so we took an umbrella. Veya it looked as if it was going to rain. Yani şöyle görünüyor diyor. Biz bir yağmur yağıyordu gibi görünüyor. Daha doğrusu yağmur yağacaktı gibi görünüyordu. Bu yüzden biz şemsiye aldık. Gene it looked as if'te de aynı şekilde kullanırız. The noise is very loud next door. It sounds like they are having a party. It sounds as if they are having a party. Yani yan odadaki ses çok yüksek. Gürültü çok yüksek. Sanki yan tarafta bir parti yapıyorlarmış gibi ses geliyor. You can also use as though, it sounds as though they are having a party. Yani as though'yu da biraz önce söylediğimiz gibi aynı anlamda kullanabiliriz. It sounds as though they are having a party demek yan tarafta bir parti yapıyorlarmış gibi ses geliyor. Yan tarafı dememiş burada ama bir parti yapıyorlarmış gibi ses geliyor diye anlatabiliriz arkadaşlar. Gene örneklerimizi çoğaltacak olursak, you can use like, as if, as though with other verbs to say how somebody does something. Yani birisinin bir şeyi nasıl yaptığını söylemek için like, as if ve as though'u kullanabiliriz diyor. He ran like he was running for his life. Running for his life demek arkadaşlar birisinden kaçıp kurtulmaya çalışmak anlamında kullanılıyor. Yani kaçıp kurtuluyormuş gibi koştu. After the interruption, the speaker went on talking as if nothing had happened. Aradan sonra, interruption ara demek, aradan sonra sunucu
Konuşmaya devam etti. Ne gibi? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. When I told them my plan, they looked at me as though I was mad. Ben onlara planımı söylediğim zaman onlar bana çılgına dönmüşüm gibi baktılar. After as if, we sometimes use the past when we are talking about the present. As if'ten sonra biz bazen past tense'i kullanırız. Sanki şu anki durumda konuşur gibi, konuşuyormuş gibi. Yani past tense'i kullanırız ama present tense'i kastediyor şeklinde konuşuruz. I don't like him. Gördüğünüz gibi present tense'ten bahsediyor. Ben ondan hoşlanmıyorum. He talks as if he knew everything. Her şeyi biliyor gibi konuşuyor. Bu şekilde çeviririz arkadaşlar. The meaning is not past. Anlam geçmiş değil. We use the past as if he knew. Biz past'ı as if he knew şeklinde kullanırız. Because the idea is not real. Çünkü fikir gerçek değil. He doesn't know everything. O her şeyi bilmiyor. We use the past in the same way with if and wish. We do not normally use like in this way. Yani like'ı bu şekilde kullanmayız. If ve wish'te de aynı şekilde kullanırız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir şeyin gerçek olmadığını ifade etmek için doğru olmadığını ifade etmek için burada past tense halinde kullanırız. He talks as if he knew everything. Her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor. Ama her şeyi bilmiyor. Bunu kastediyoruz burada. As if burada gibi anlamı kattığını daha önceden söylemiştik. Some more examples. Biraz daha örnek verelim. She is always asking me to do things for her. Bazı işleri kendisi adına yapmamı ister. As if I didn't have enough to do already. Sanki benim yapmam gereken yeterince iş yokmuş gibi. Burada as if I didn't'ı kullanmasının sebebi aslında şunu vurgulamak istiyor. Parantez içinde söylemiş. I have enough to do already. Benim zaten yapacak yeteri kadar işim var demek istiyor. Yani burada olumsuz ve past kullanmış. Hani dedik ya as if'ten sonra gelen past cümle ise arkadaşlar yapmış gibi davranmış ama öyle yapmadığını vurgulamak için söyleriz. She is only 40. O sadece 40 yaşında. Why do you talk about him as if he was an old man? Neden ona yaşlı bir adammış gibi konuşuyorsun? Parantez içinde bunun ne demek olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Bold yazılı yani kalın yazılı olan anlamın ne anlama geldiğini söylüyor. Yani o bir yaşlı adam değil diyor. Neden öyleymiş gibi konuşuyorsun diyor. When you use the past in this way, you can use were instead of was. Yani ifli cümlelerde de olduğu gibi arkadaşlar were yerine was kullanırız. Why do you talk about him as if he were an old man? He was demiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. He were diyor. Neden ona yaşlı bir adammış gibi konuşuyorsun? Tabi istisnai durumlarda was kullanılır. Neden was kullandın diye de hatalı bir yaklaşım yapmayız ama kuralı bunun aslında were kullanılması arkadaşlar. You can diyor ama genelde were olarak kullanılır. They treat me as if I were their own son. Onlar bana sanki kendi çocuklarıymışım gibi davranıyorlar. Aslında ben onların çocukları değilim. As if I was their own son da deriz ama were kullanmak daha uygun. Çünkü ifli cümlelerde genelde if clause'larda bunların daha detaylarını zaten bazı yerlerde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İfli cümlelerden sonra özellikle were kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Ama was kullandığımız zaman da hata yapmış olmayız. Bunu da söyleyelim. I am not their son diyor. Gördüğünüz gibi parantez içerisinde yukarıdaki kalın ifadenin as if I were their son. Ben onların oğluymuşum gibi bana davranıyorlar. Ama ben onların oğlu değilim diyor parantez içinde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada konumuzu sonlandırıyoruz. Burada öğrenmiş olduklarımızı üzerinden bir tekrar ederek geçerseniz arkadaşlar bu tekrar size yeterli olacaktır ama bunları oturup formüller yazarak ezberleme vesaire yöntemine gitmiyorsunuz. Birisini anlatır gibi bunları kendiniz sessizce okursanız göreceksiniz bir süre sonra bunları zihniniz kabullenecek ve daha da öğrendiğinizi ve pekiştirdiğinizi hissedeceksiniz.
Bunları benimle birlikte böyle bir tekrar yaparsanız, arada bir bu konulara dönüp tekrar bu şekilde tekrar ederseniz bu konunun oturacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.